Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günaran. Termodinamik 1 dersine hoş geldiniz. 4. dersimiz kapsamında saf maddelerin özelliklerini ele alacağız ve uygulamalara devam edeceğiz. Yine soruları ayrıntılı olarak adım adım birlikte çözeceğiz. Soruları çözmeye başlamadan önce elinizin altında termodinamik tabloların olmasında büyük yarar vardır. Bir de bir kalemle boş bir kağıt elinizin altında olursa gerektiğinde önemli noktaları not alabilirsiniz. Evet, uygulamalar 2'ye başlayalım. İlk sorumuz şöyle olsun. 1,8 metreküp hacimli rigid bir tank 90 derece santigrat sıcaklıkta 40 kilogram kütlesinde doymuş sıvı buhar su karışımı içermektedir. Su yavaşça ısıtılıyor. Tanktaki sıvının tamamen buharlaştığı sıcaklığı belirleyiniz diyor. Sorunun temsili şekli burada verilmiş. Tamamen kapalı bir kap, rigid bir kap ve içi tamamen akışkanla dolu. İçindeki akışkan bizim için sistem. Sistemin basıncı sabit. Sınırı denen bir ısı girişi var, ısıtma işlemi var. Rigid tank sabit hacim problemi, sistem su, ısıtma işlemini göz önüne alıyoruz. Verilen bize verilen sayısal bilgiler hacim 1,8 metreküp. Halberin sıcaklığı 90 derece santigrat, doymuş sıvı doymuş buhar karışımı olarak verilmiş. Yani halbir ıslak buhar bölgesinde. Kütle 40 kilogram. Arkadaşlar soru içinde tamamen buharlaşma diyor. Sorunun orijinalliği burada. Tamamen buharlaşma dediğimiz an x'i 1 alacağız. Hal 2 de x2 eşittir 1'miş. Yani doymuş buhar noktasına ulaşıyoruz. Sorularda tamamen buharlaşmayı bundan sonra gördüğünüzde aklınıza doymuş buhar noktası veya kuruluk derecesinin 1 olduğu nokta gelecek. Bu kapsamda hal 1'i değerlendirelim. Sıcaklık 90 derece santigrat. Bize ikinci bir bağımsız özellik lazım. Onu da özgül hacim çerçevesinde değerlendirebiliriz. Çünkü hacim 1,8 metreküp olarak verilmiş. Kütle 40 kilogram olarak verilmiş. Bu ikisini oranlarsak hal 1 için özgül hacmi 0,045 metreküp bölü kilogram olarak elde ediyoruz. Evet, ıslak buhar bölgesinde çalışıyoruz. T1 sıcaklığı 90 derece ise tablo A4'ü kullanarak hemen doyma basıncını, yani hal 1'in basıncını 70,183 kilopaskal olarak tablodan kolayca okuruz. Hal 1 için söyleyeceklerimiz bunlar. İstersek hal 1'in kuruluk derecesinde buluruz. Ama bu soruda kuruluk derecesi ile ilgili bir bilgi verilmemiş. Ama ıslak buhar bölgesinde çalıştığımız için tablo A4'ten gerektiğinde kuruluk derecesinde kolaylıkla hesaplarız. Uygulamalar 1'de kuruluk derecesini hesabını ayrıntılı olarak ele almıştık. Hal 2'ye bakalım. Sabit hacim problemi hal 2'nin özgül hacmi hal 1'in özgül hacmine eşit ve x2 eşittir 1 olarak kuruluk derecesi eşittir 1 olarak verilmiş, doymuş buhar noktasına ulaşıyor denmiş. Bu çerçevede yine tablo A4'ü kullanacağız ve tablo A4'ten arkadaşlar bu özgül hacim değerini göz önüne alarak sıcaklık değerini saptamaya çalışacağız. Özgül hacim doymuş buhar, doymuş buharın özgül hacmi yani tabloda aranacaktır demişim. Bu çerçevede arkadaşlar İki değer tablodan okumuşum. 0,042175, 0,045941 metreküp bölü kilogram. Bizim hal 2'nin özgül hacmi bu iki değer arasında yer alıyor. Birinci değerin karşısında 260 derece santigrat var. İkinci değerin karşısında 255 derece santigrat var. Ve biz interpolasyonla sıcaklık değerini bulacağız. Arkadaşlar interpolasyonu burada ayrıntılı anlatmayacağım. Ama şöyle bir grafiğe özgül hacme ve sıcaklığı şöyle bir grafiğe taşırsak ve bu grafiğe Thales teoremini uygularsak T2 sıcaklığını tespit edebiliriz. Tabi burada tespit ettiğimiz sıcaklık yaklaşık bir değer. Tablolardaki değerlerde tam karşılığı olmadığı için T2'yi interpolasyonla yaklaşık olarak hesaplayabiliriz. Ben onu 256,25 derece santigrat olarak hesaplamışım. Benzer şekilde bu iki değerin karşısına basınçları da yazarsak ve bizim arada kalan 0,045 metreküp bölü kilogram için hal 2'nin basıncını hesaplamak istersek yine interpolasyonla
onu 4415.2 kilopaskal olarak hesaplayabiliriz. Hal 2'nin sıcaklığını ve basıncını interpolasyonla hesaplıyoruz. Elimizdeki hal 2'ye ait özgül hacim değerini kullanarak. Bu bulduğumuz bilgileri TV diyagramına taşıyalım. Arkadaşlar, uygulamalar 1'de diyagramları ayrıntılı olarak ele aldık. Nasıl çizeceğimizi biliyorsunuz. İçinde hiçbir eksik bilgi bırakmayacağız. Ve örneğin TV diyagramında çalışıyorsak sabit basınç eğrilerini hal 1 ve hal 2 için bu diyagramın içine yerleştireceğiz. P1 basıncı aynı zamanda doyma basıncıdır. 70.183 kilopaskal. Bunun üzerinde P2 basıncı yer alacak daha büyük değerde olduğu için 4415.2 kilopaskal. Bu basınçlara ait doyma sıcaklıklarını da yazmışız. T1 90 derece, T2 256.25 derece santigrat. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz hal 1 için ve onun belli bir kuruluk derecesi var. Tabi onu hesaplamadık bu soruda. Ama hal 1'den hal 2'ye ısıtma çerçevesinde sabit hacimde gidiyoruz. Ve hal 2, 2 noktası doymuş buhar noktasını oluşturuyor. X2 değeri 1'e eşit. TV diyagramını kısaca bu şekilde ele alabiliriz. Arkadaşlar, PV ve PT'yi size bıraktım. Siz de PV ve PT'yi ayrıntılı olarak çizin ve bu sorunun sayısal değerleri kapsamında bir değerlendirme yapın. Gelelim ikinci sorumuza. Bir piston silindir düzeni başlangıçta 40 derece santigrat sıcaklıkta ve 200 kilopaskal basınçta 50 litre sıvı su içermektedir. Tüm sıvı buharlaşana kadar ısı sabit basınçta suya aktarılıyor. Suyun kütlesini, son sıcaklığını, toplam entalpi değişimini hesaplayın diyor. Bunu da sabit basınç problemi altında ele alacağız. Çünkü piston silindir düzeni var. Sorunun basit bir şeklini buraya yerleştirmişim. Gördüğünüz gibi sistem burada su ve piston silindir düzeni tamamen suyla dolu. Sistem sınırlayan bir ısı girişi var ve sabit basınç problemi olarak soruyu çözeceğiz. Sistem su ısıtma işlemi var. Hal 1'in sıcaklığı 40 derece santigrat olarak verilmiş. Hal 1'in basıncı 200 kilopaskal olarak verilmiş. Hal 1'in hacmi 50 litre sıvı su olarak verilmiş. Arkadaşlar, bu sıvı su sıkıştırmış sıvıya veya doymuş sıvıya denk gelebilir. Şimdi ona ayrıntılı bakacağız. Yani sıvı su dediği hangi noktayı veya hangi bölgeyi temsil ediyor? Onu hemen başlangıçta söyleyemeyiz. Bir analiz yapmamız gerekiyor. Ama şuradaki analiz daha açık. Tüm sıvı buharlaşana kadar ısı geçişi devam ediyor. Tüm sıvı buharlaşana kadar ilk soruda da vardı. Tüm sıvı buharlaşana kadar dediğimiz an doymuş buhar noktasından söz ediyoruz. Tamam, bu açık. Ama sıvı su dendiğinde neden söz ediliyor, ona bakalım. Evet, hal 1 sıcaklığı 40 derece, basınç 200 kilopaskal ve hangi bölgedeyiz? Hangi bölgedeyiz kısmını TV diyagramıyla çalışalım. Arkadaşlar, 200 kilopaskalı ben ele almışım P1 basıncı olarak. Biz TV diyagramı içine sabit basınç eğrisini yerleştirirsek, bu sabit basınç eğrisinin ıslak buhar bölgesine denk gelen kısmının sıcaklığına doyma sıcaklığı diyorduk. Ve burada doyma sıcaklığını tablodan 120.21 derece santigrat olarak okuruz. 200 kilopaskalı ele aldıysak tablo A5'ten doyma sıcaklığını okuruz. Şimdi buraya doyma sıcaklığını 200 kilopaskal için yerleştirdik. Bize verilen sıcaklığı da yerleştireceğiz. Bize verilen sıcaklık 40 derece santigrat ve bu 40 derece santigrat 200 kilopaskalı nerede kesiyor bizim için önemli. 40 derece uzattığımızda görüyorsunuz hal 1 sıkıştırmış sıvı bölgesine denk geliyor. Demek ki sıvı su dediği sıkıştırmış su imiş. Sıkıştırmış sıvı bölgesinde çalışıyoruz hal 1 olarak. Arkadaşlar, yeri tespit etmek çok önemli. Aşağı ne tür açıklamalar yazmışız bakalım. 200 kilopaskalın karşısındaki doyma basıncı 120.21 derece santigrattır demiş. Tablo A5 demiş. Tamam, biraz önce söz ettik. 40 derece sıcaklık 200 kilopaskal sabit basınç eğrisini sıkıştırılmış sıvı bölgesinde kesiyor.
Evet. İlk defa sıkıştırma sıvı bölgesi sorusu çözüyoruz. P1 200 kilopascal için T1 küçük TD ise sıkıştırma sıvı bölgesinden söz ederiz. Arkadaşlar basınç için bu. Ama sıcaklık için bakıyorsak T1 40 derece santigrat için doyma basıncı 7.38-51 kilopascal tablo A4'ten. Başta sıcaklık varsa tablo A4'ü kullanacağız. Biraz önce biz basınçtan yola çıkarak sıkıştırma sıvı bölgesini tespit ettik. Sıcaklıktan yola çıkarak sıkıştırma sıvı bölgesini tespit edebiliriz. Hemen PV diyagramına bakalım. PV diyagramı içine sabit sıcaklık eğrisini yerleştirmişiz. Bize verilen sıcaklık 40 derece santigrat. Bu sıcaklığa karşılık gelen doyma basıncı yine ilgili tablodan 7.38-51 kilopascal olarak tespit edildi. Sorumuza ait basınç değeri 200 kilopascal bunun üzerinde ve bunun üzerinde ise 200 kilopascal sabit sıcaklık eğrisi nerede kesiyor? Hal 1 neresi? Sıkıştırma sıvı bölgesi. Ve buraya da yazmışız. P1 büyük PD ise sıkıştırma sıvı bölgesinde çalışıyoruz demektir. Arkadaşlar uygulama 1'de de bu ayrıntılara girmiştik. Ama ilk defa sıkıştırma sıvı bölgesi için bir soru çözüyoruz. Ve ayrıntılı olarak hal 1'in bulunduğu yeri sıkıştırma sıvı bölgesi olarak tespit ettik. Hem TV diyagramı hem PV diyagramından yola çıkarak bölgeyi tespit edebiliriz. Evet, hal 1 basınç 200 kilopascal, sıcaklık 40 derece santigrat ve sıkıştırma sıvı bölgesi su için çalışmalarımızı yaptık. Arkadaşlar önemli bilgiler var. Tablo A7 sıkıştırma sıvı bölgesi tablosudur. Ama 5 megapascal basınç değerinden başlamaktadır. Bizim basınç değeri 0,2 megapascal. 5 megapascal değerinden küçük olan basınçlarda sıkıştırma sıvı bölgesi özelliklerinin yaklaşık olarak verilen sıcaklığa göre seçilen doymuş sıvı özelliklerine eşit olduğu görülmüştür. Arkadaşlar, bizim basınç 5 megapascal'dan küçükse sıcaklığı ele alacağız. Basıncı değil, sıcaklığı ele alarak doymuş sıvı özelliklerini tablo A4'ten tespit edeceğiz. Sıkıştırma sıvı bölgesinin özellikleri sıvılarda doymuş sıvı noktasının özelliklerine çok yakın değerler içerdiği için özellikle düşük basınçlarda yaklaşımımız bu. Onun için sıkıştırma sıvı bölgesi tablosu 5 megapascal'dan başlıyor. Basınç arttıkça doymuş sıvı özellikleriyle sıkıştırma sıvı özellikleri birbirinden farklılaşmaya başlıyor. Düşük basınçlarda birbirine çok yakın. Dikkat! Sadece sıcaklık değerine göre tablo A4 kullanılarak sıkıştırma sıvı bölgesi için doymuş sıvı noktası özellikleri alınabilir. Arkadaşlar bu noktada çok hata yapılıyor. Burayı birkaç kere tekrar edeceğiz. Sadece sıcaklık değerine göre tablo A4'ten sıkıştırma sıvı bölgesi için doymuş sıvı noktası özellikleri alınacak. Yapalım. T1 40 derece santigrat için V1 sıkıştırma sıvının özgül hacmi yaklaşık olarak V1F'ye eşit. Yani doymuş sıvı noktasının özgül hacmine eşit 0.00108 metreküp kilogram olarak tablo A4'ü kullanıyoruz. Sıcaklığın başta olduğu tablo. İç enerji değeri bize lazımsa U1 değeri yani sıkıştırma sıvı bölgesindeki U1 değeri hal 1'e ait U1 değeri yaklaşık olarak U1F'ye eşit. 167.53 kilojül bölü kilogram olarak onu doymuş sıvı noktasının iç enerjisi değeri olarak okuyacağız. Entalpi değeri sıkıştırma sıvı bölgesinin H1 hal 1 noktasına ait entalpisi yaklaşık olarak H1F'ye eşittir. 167.53 kilojül bölü kilogram. Tabii arkadaşlar bunu kırmızı içine almışız. Entalpiyi biraz sonra ayrıntılı değerlendireceğiz. Düşük basınçlarda ne olur? Basınç biraz artarsa entalpi değeri ne olur? Ona da ayrıntılı bakalım. Evet, doyma basıncını da buraya yazmışız. 40 derece santigratın karşısındaki doyma basıncı 7.38-51 kilo pascal. Entalpiye bakacağız demiştik. Entalpi için önerilen eşitlik H1 eşittir. H1F artı V1F P1 eksi PD'dir arkadaşlar. Jül bölü kilogram biriminde.
sıkıştırma sıvı bölgesinin entalpi değerinin direkt doğmuş sıvı noktasındaki entalpi almayın diyor kitaplar. Ama basınç çok küçülürse H1 yukarıda yaptığımız gibi H1 F'ye eşit çıkıyor. Şimdi onu ispatlayacağız veya göstereceğiz. Ama siz yine de bu eşitliği kullanın. Sadece entalpi için böyle bir eşitlik geçerli. İç enerji için, entropi için, özgül hacim için herhangi bir eşitlik yok. Onu sıkıştırma sıvı bölgesindeki özellikleri yaklaşık doğmuş sıvı noktasındaki özellikler olarak alırız. Ama entalpi de biraz fark karşımıza çıkıyor. Entalpi için düşük sıcaklıklarda H1 eşittir H1F alınabilir demişim buraya da. Sıcaklık değeri yükseldikçe yukarıda verilen eşitlik kullanılmamalıdır demişim. Yani sıcaklık yükseldikçe, basınç yükseldikçe H1 yaklaşık olarak H1F alınmayacak. Yukarıda verilen eşitlik kullanılacak. Yanlış söylemedim arkadaşlar. Sıcaklık değeri yükseldikçe, basınç değeri yükseldikçe yukarıda verilen eşitlik kullanılmalıdır demişim. Bu eşitlikten bir hesaplama yapalım. Arkadaşlar H1 eşittir H1F. H1F değerini biraz önce okuduk. 167.53 kilojül bölü kilogram. Artı H1F'yi okuyacağız. Yine onu tablodan okuduk. 0.0108 metreküp kilogram. Tabii bu doymuş sıvı noktasının özelliği. Dediğim gibi özgül hacimde bu fark etmiyor. P1 basıncı bize verilen 200 kilopaskal. Doyma basıncımız 7.3851 kilopaskal. Bunların ikisi de elimizde olacak. Bunların farkını özgül hacimle çarpıp H1F'ye ekleyeceğiz. Ve biz H1F'yi 167.72 kilojül bölü kilogram bulacağız. Arkadaşlar buradaki özgül hacim değeri düşük. Bu çerçevede bu basınç farkıyla çarptığımızda karşımıza küçük bir değer geliyor. Yani 167.53 ile 167.72 arasında büyük bir fark yok. Buraya da yazmışız. 167.53 kilojül bölü kilogram ile 167.72 kilojül bölü kilogram arasında çok az fark var. Evet, yani düşük sıcaklık ve düşük basınçlarda yaklaşık doymuş sıvı noktasının özelliklerini entalpi içinde ele alabiliriz. Ama yine son kez söyleyeyim. Siz yine de bu eşitlikten yararlanmaya bakın arkadaşlar. Hal 2'ye bakalım. P1 basıncı, P2 basıncı da eşit. Sabit basınç işlemi 200 kilopaskal. X2'yi 1 olarak soru vermiş. Biz doymuş buhar noktası olarak değerlendirme yapacağız. O zaman 2 halinin entalpisi doymuş buhar noktasında çalıştığımız için H2G'ye eşit olacak. Tablo A5'ten, çünkü basınç değeri elimizde var. O zaman tablo A5'i kullanacağız. Tablo A5'ten 2706.3 kilojül bölü kilogram olarak özgül entalpiyi okuyabiliriz. Hal 2 için. Evet, tablo okumaları birlikte yaptık. Önemli noktalara değindik. Entalpi için sıkıştırılmış sıvı bölgesine ait bir eşitlik var dedik. Diğer özellikler için bir eşitlik yok dedik. Diğer özellikleri sıcaklığı göz önüne alarak doğmuş sıvı noktası özellikleri olarak alacağız dedik. Tamam, bu kadar tekrar yeter. Soruda kütle miktarı bizden isteniyor. Arkadaşlar hacim nedir? Kütle çarpı özgül hacim. O zaman kütleyi biz hacim bölü özgül hacimden elde edebiliriz. Hal 1'in hacmi belli. 50 litre 50'yi 1000'e bölüp metreküp biriminde elde etmemiz gerekiyor. Özgül hacmi de okuduk tablodan. 0.00108 metreküp bölü kilogram. Böylece kütle 49.6 kilogram olarak çıkıyor. Yaklaşık 50 kilogramlık bir sistemimiz kütleye sahip. Entalpi farkımız delta özgül entalpi H2-H1'den oluşacak. H2 ile H1'i tespit ettik veya hesapladık. Bunların farkı da 2538.58 kilojül bölü kilogram. Büyük delta H'yi kütleyle küçük delta H'yi çarparak etmemiz gerekiyor. Onu da 125.913.57 kilojül olarak elde etmişiz. Çünkü kütle 49.6 kilogram. Bu çerçevede değer büyümüş. Tabii bu değer büyüdükçe örnekleri değiştirebiliriz. Kilojülden megajüle geçersek bu 125.9 megajül değerine
eşit entalpi farkı, entalpi değişimi ısıtma işlemi için. Evet, soruyu yine TV diyarımına güzelce taşıyacağız. TV diyarımı içinde sabit basınç eğrisi var. Basınçlarımız hali 1 ve hali 2'de değişmediği için 200 kilopaskalı bu şekilde gösterebiliriz. 200 kilopaskala karşılık gelen doyma sıcaklığı 120.21 derece santigrat. Biz bu doyma sıcaklığının altında çalışıyoruz. 40 derece olarak hal 1 noktası belirlenmişti. Ve hal 1'in tabii ki özgül hacmi V1 bu şekilde gösterilecek. Sıkıştırmış sıvı bölgesinden ısıtma işlemiyle doymuş buhar noktasına sabit basınçta ulaşıyoruz. İki noktasını da ve V2 özgül hacmini de bu şekilde göstereceğiz. V2F ve V2G'yi de grafik üzerine taşımışız. Arkadaşlar, bizim V1 özgül hacmi V2F'den küçük gördüğünüz gibi. Yani sıkıştırmış sıvı bölgesinin için hacim karşılaştırması yapmak gerekirse TV diyarımından bu açıkça görülüyor. Gelelim PV diyarımına. Arkadaşlar, PV diyarımına da sabit sıcaklıkları yerleştireceğiz. 40 derece ve 120.21 derece santigratı sabit sıcaklık eğrisi olarak yerleştirdik. Bu eğrilere ait örneğin T2 sabit sıcaklık eğrisine ait basınç değerini 200 kilopascal olarak P1 eşittir P2 olarak PV diyarımı içine yerleştirmişiz. İstersek 40 derece santigratın karşısındaki doyma basıncını da buraya yazabiliriz. Ona gerek duymamışız şu anda. Hal 1 sıkıştırma sıvı bölgesinde ve 40 dereceden itibaren ısıtma işlemi var ve 120.21 derece santigrata erişiyoruz. Ve iki noktası, iki hali bizim için doymuş buhar noktası. Evet, PV için de bunları söyleyebiliriz. Hemen yanında PT diyarımı var. Arkadaşlar, bir hal bir sıvıda, sıvı bölgesinde tabii ki PT diyarımında üçlü nokta çerçevesinde katı sıvı ve buhar bölgelerimiz vardı. Buhar faz değişim bölgeleri vardı. Bir noktamız sıvı bölgesinde, sıvı fazında, arkadaşlar yanlış söylemeyeyim, kafama takıldı. Burası sıvı fazı, burası katı fazı, burası buhar fazı. Evet, biraz önce yanlış söylemiş olabilirim. Bu üç faz çerçevesinde biz sıvı fazında çalışıyoruz ve hal 1 temsil olarak şu noktada bulunabilir. Bunun sıcaklığını buraya, basıncını buraya yazarız. Sabit basınçta ilerleyip doymuş buhar noktasına ulaşıyoruz. Onun sıcaklığını buraya yazabiliriz ve iki noktası da tam buharlaşma eğrisi üzerinde yer alıyor. Evet, şöyle bir düşünelim. Söylenecek şu önemli noktaları söylemiş olduk. Hata da yapmayalım, hatalarımızı da düzeltmiş olduk. Gelelim önemli bir mühendislik problemine daha arkadaşlar. Bu problemi ayrıntılı olarak şimdi ele alalım. Evet, önce soruyu okuyalım. Şekil ile verilen yaylı piston silindir düzeneğinde başlangıçta 4 MPa basınç ve 400 derece santigrat sıcaklıkta 0,5 kilogram kütlesinde su buharı vardır. Bu su buharı arkadaşlar kızgın buhar da olabilir, doymuş buhar noktası da olabilir. Ona bakacağız. Başlangıçta yay pistona kuvvet uygulamamaktadır. Serbestçe duruyor başlangıçta. Yay sabiti 90 kN bölü metre ve piston çapı 20 cm olarak verilmiştir. Su başlangıçtaki hacminin yarısına erişene kadar bir işleme tabi tutuluyor. Arkadaşlar, başlangıçtaki hacim değerinden azalma var. O zaman bir soğutma işlemi var. Piston aşağı doğru yol alacak. Suyun son sıcaklığını belirleyiniz diyor. Özgül entalpisini belirleyiniz diyor. Tamam. Güzel bir mühendislik problemi dedik. Bu sefer piston üstüne yay koyduğumuzda ne olur? Onu da güzelce ele alalım. Yaylı piston silindir düzeneği basınç doğrusal yay için doğrusal olarak değişir. Pistonun üzerinde doğrusal bir yay var. Arkadaşlar, bu yay olmasaydı sabit basınçta çalışıyorduk. O noktaları güzelce diğer sorularda ele aldık. Ama burada yay varsa
sabit basınç durumunu değiştiriyor. Doğrusal bir basınç değişimiyle karşılaşıyoruz. Sistemimiz su, hacim azalması var. Biraz önce de konuştuk. Yani soğutma işlemi var diyebiliriz. Verilen sayısal değerler P1 4 megapaskal, T1 400 derece santigrat, yani H1'in değerleri. Sistemin kütlesi 0.5 kilogram, yay pistona başlangıçta kuvveti uygulamıyor. Tamam. Yaya ait bilgiler, yay sabiti 90 kN bölü metre, pistonun çapı 20 santim. Başlangıç hacmi ile son hacmi değerlendirdiğimizde hacmin yarısına ulaşıyoruz. Birinci hal ile ikinci hal arasındaki değişim soğutma işleminde hacim azalması şeklinde karşımıza çıkıyor. Hal 1'in hacmi V ise hal 2'nin hacmi V bölü 2 oluyor. Arkadaşlar başlangıçta hem şu bilgileri yazalım dedik hem de sayısal bilgileri ve programda verilen önemli noktaları yazacağız ki ilerlememiz daha güzel, daha rahat oluyor. Hal 1'e bakalım. 4 megapaskal 400 derece santigrat. Arkadaşlar 4 megapaskal ele alarak doyma sıcaklığını bulmuşum tablo A5'ten. 250.35 derece santigrat. Daha önce çalıştık. T1 büyük T'de ise kızgın buhar bölgesindeyiz. Demek ki buhar olarak bize kızgın buhar bölgesi denk geldi. Bunu kesin olarak tespit etmiş olduk. Kızgın buhar bölgesi için tablo A6'yı kullanacağız. Su için ve o tablodan 4 megapaskalı önce bulup sonra 400 derece santigratın karşısındaki özgür hacim değerini 0.07343 metreküp bölü kilogram olarak okuyacağız. Entalpinin değerini ise özgür entalpi tabii ki 3214.5 kilojül bölü kilogram olarak okuyacağız. Hal 1'in özelliklerini bu şekilde bulmuş olalım. Hal 2'ye gelelim. Arkadaşlar hal 1 4 megapaskaldan başlıyor. Ama sonra basınç sabit kalmıyor. Piston silindir düzeninde. Burada yay olduğu için basınç doğrusal olarak değişecek. Hal 2 kapsamında bunu güzelce ele alalım. Hal 2'nin özgül hacmi soruda verilmiş. V1 bölü 2'ye eşit. 0.07343 metreküp bölü kilogram bölü 2. 0.03672 metreküp bölü kilograma eşit olacak. Bize ikinci bir özellik lazım. Onu da ancak P2, hal 2 için basıncı hesaplayarak bulabiliriz. Güzel bir mühendislik problemi ve bu yaylı piston silindir düzenini inceleyelim. Yaylı piston silindir düzeninde basınç ve özgül hacim doğrusal olarak değişecektir. Güzel. Ve arkadaşlar hal 2'nin basıncı P2 ise, hal 1'in basıncı P1 ise P2-P1 özgül hacimlere bağlı olarak doğrusal olarak değişecek dedik. Bunu mühendis olarak ortaya koyabiliriz. Doğrusal değişimde bir C sabiti de olacak. Sonuçta Y eşittir AX gibi doğrusal bir değişim var. Bizim yaylı bir piston silindir düzeni olduğu için basınçlar özellikle hal 2'ye giderken basınç doğrusal olarak değişecek. Bu da doğrusal bir doğrusal bir özgül hacim değişimine denk gelecek. Tamam. P2-P1 eşittir C. V2-V1 yazmamız başlangıçta çok önemli. Arkadaşlar biz biliyoruz ki basınç eşittir kuvvet bölü alan. Newton bölü metrekare veya kuvvet eşittir basınç çarpı alan. Birimi Newton kuvvetin tabii ki. Basıncın birimi Pascal Newton bölü metrekare. Kesit alanın birimi de metrekare. Bu bilgi bize lazım olacak. Yukarıda dedik ya P2-P1 eşittir C çarpı V2-V1. Öncelikle şu kısmı halledelim. P2-P1'i nasıl tespit edebiliriz? P2-P1 esasında F2-F1 bölü kesit alanına eşit. Biz basıncı kuvvet cinsinden yazarsak F2 ile hal 2 için, F2 ile hal 1 için F1 kuvvetiyle karşılaşırız. Bu kuvvetlerin farkını pistonun yüzey alanına böldüğümüzde basıncı elde ederiz. Ve P2-P1 değişimi kuvvetlerin değişimiyle orantılı olacak. Neden F'yi göz önüne aldık? Çünkü yaya ait bilgiler verilmiş ve bir yay kuvveti kapsamında soruyu değerlendireceğiz. Pistonun ağırlığı ihmal edilmiştir demişim. Evet, o nokta da önemli. İhmal edilmezse piston ağırlığını da işin içine katmamız
gerekiyor. F kuvvetine, yani yay kuvvetine bakalım. Arkadaşlar doğrusal bir yay için bu K çarpı X'e eşit Newton biriminde. K bize yay sabiti olarak verilmiş. X de yer değişimi. Yay kuvveti bilgileri altında arkadaşlar P2-P1'i yer değişimi cinsinden ifade edelim. Buradaki X yer değişimi. P1-P2 K çarpı X2-X1 bölü kesit alanı eşit olacak. X1 ve X2 belli değil ama özgül hacimler belli. Arkadaşlar şuradaki yay kuvveti çerçevesinde yazacağımız eşitliği X2-X1 durumuna getirdik. X2 ile X1 belli değil, özgül hacimler belli ise bir adım daha gidelim. P2-P1 arkadaşlar K çarpı X2-X1 olarak yazabiliyorduk. Aşağıda da kesit alanı vardı. Biz X2-X1'i kesit alanına çarpıp aşağıda kesit alanına çarparsak bir değişiklik olmaz bu eşitlikte. Ama aşağıdaki kesit alanı A kare mertebesine ulaşır. Neden böyle yaptık? Arkadaşlar X1 ve X2 belli değil, özgül hacimler belli. Burada bir hacim değeri elde etmemiz gerekiyor. Biz X'i metre, kesit alanı metrekare olarak alıp bunu çarptığımızda hacmi elde ediyoruz. Yani kesit alanı çarpı yükseklik bize hacmi verecek. Ve bu çerçevede bilinmeyen X'ler yerine özgül hacimleri yerleştirebileceğiz. Önce hacimleri yerleştirmişiz. P2-P1 K bölü AP kareye eşit oldu. Kesit alanının karesine eşit oldu. Yanında da hacimlerin farkı var metreküp olarak. Biz özgül hacimle çalışacağımız için özgül hacimlerin farkını yazdığımızda şuraya kütleyi dahil etmemiz gerekiyor. Pascal biriminde P2-P1'i bulmak için. Arkadaşlar güzelce problemi ele aldık. Basınç değişimi ile özgül hacim değişiminin birbiriyle orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Orantı sabitini tespit etmemiz gerekiyor. Bize yay bilgileri verildiğinden yay kuvvetine geçtik. Basınçları kuvvetler cinsinden ifade edebiliriz dedik. Bu çerçevede burada yazdığımız eşitliği verdik. Sonra yay kuvvetinin eşitliği K çarpı X'ti. Biz kuvveti o zaman K çarpı X cinsinden ifade edeceksek F2 ve F1 için X2-X1'i yazabiliriz dedik ve eşitliğimizi bu hale getirdik. X'ler belli değil ama elimizde özgül hacimler var dedikten sonra X'leri hacim cinsinden nasıl yazabiliriz? Kesit alanına çarparak yazabiliriz dedik. Bu çerçevede eşitlikte bir düzenleme yaptık. Ve en son ulaştığımız önemli eşitlik K çarpı M bölü AP kare çarpı V2 eksi V1 özgül hacimlerin farkı cinsinden oldu. Arkadaşlar bu son yazdığımız eşitlik gördüğünüz gibi bu eşitliğe benzer. Bize bu sabit orantı sabiti lazım. Orantı sabiti de gördüğünüz gibi K çarpı M bölü AP kare eşit olacak. C'yi bu kapsamda hemen hesaplayabiliriz. K'nın değeri 90 kN. Newton bölü metre, kütlenin birimi, kütlenin miktarı 0,5 kilogram, kesit alanının karesini alacağız tabii ki. Pi kare 0,20 metrenin karesi bölü 4'ün karesi. Buraları önemli arkadaşlar. Hesap hatası yapmayalım. C sabitini 45.594.53 kilonewton kilogram bölü metre üzeri 5 bulacağız. Birimler önemli. C'nin de orantı sabitinin de bir birimi var. Evet, bu denklemde değerlendirmemize devam edelim. Tek bilinmeyen burada P2 kaldı. Bize P2 lazımdı. Yaklaşımımızı yaptık. Onu bir iki kere anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Siz yine güzelce gözden geçirin. P2'yi tek başına bırakırsak, P1'i karşıya atarsak 4000 kilopascal, 4 megapascal verilmişti. Onu kilopascal'a çevirmişiz. Birimleri kilo cinsinden yazalım. Artı C orantı sabiti elde edildi. 45.594.53 kilonewton kilogram bölü metre üzeri 5. Tamam. Bu değeri de özgül hacim farkıyla çarpacağız. Onların da sayısal değerini buraya yerleştirip P2'yi güzelce
kilopaskal biriminde bulmuşuz. 2326.22 kilopaskal. Mühendislik yaklaşımımız bu sorunun orijinalliği yaylı piston silindir düzeninde Hal-2'nin basıncını bulmak üzerineydi. Hal-1'den Hal-2'ye giderken doğrusal bir basınç değişimi var. P1'den P2'ye giderken bu doğrusal basınç değişimini işte bu eşitlikle ele aldık. Bu doğrusal bir eşitlik. Bu çerçevede P2'ye ulaştığımızda, yani Hal-2'ye ulaştığımızda P2 basıncını da 2326.22 kilopaskal olarak elde ettik. Hal-2'nin özelliklerini artık yazalım. V2 hacmi ve P2 basıncı belli. Bu değerler kapsamında 2326.22 kilopaskal için tablo A5'i kullanarak arkadaşlar özgül hacim değerlerini doymuş buhar ve doymuş sıvı için özgül hacim değerlerini yazmışız. Doymuş sıvı, doymuş buhar için entalpi değerlerini yazmışız. Bu kapsamda T2 sıcaklığını da 220.145 derece santigrat olarak interpolasyonla bulmuşuz. Hal-2'miz çerçevesinde arkadaşlar kuruluk derecesini de bulmamız gerekiyor. Neden ıslak buhar bölgesindeyiz? Çünkü V2'nin şu sayısal değeri bu iki sayısal değer arasında kalıyor. Bu kısımları daha önce çalıştığımız için burada ayrıntıya girmedim. Biz tablo A5'i kullanarak V2 ile doymuş sıvı ve doymuş buharın özgül hacimlerini karşılaştırdık ve ıslak buhar bölgesine düştük. O zaman ıslak buhar bölgesinin bize kuruluk derecesi lazım entalpi hesabı için. Özgül hacimleri belli ise, sadece x2 belli değilse ve bu eşitlikten x2'yi buluruz. Sayısal değerleri yerine koyup x2'yi 0.4195 veya %41.95 olarak bulmuşuz. Entalpiyi bu çerçevede hesaplayabiliriz. Çünkü biraz önce tablodan HF2'yi ve HFG2'yi okuduk. X2'yi de 1733.36 kilojoule kilogram olarak tespit edebiliriz. Entalpi değişimi bizden isteniyor. Kütle belli, özgül entalpiler belli. Özgül entalpilerin farkını alıp kütleyle çarptığımızda -740.57 kilojoule erişiyoruz. Arkadaşlar hacim azalması ve soğutma işlemi var demiştik. Eksi 10'dan çıkıyor delta H kapsamında. -740.57 kilojoule. Eksi sadece hacim azalmasını veya soğutma işlemini gösteriyor. Arkadaşlar yaylı piston silindir düzeninin PV diyarımı önemli, PT diyarımı önemli. TV diyarımı önemli. Önce PT ile başlamışız. Tamam. Üçlü nokta göz önüne alarak faz bölgelerinde göz önüne alarak bir halinin kızgın buhar noktasında olduğunu bulduk. O zaman biri buraya yerleştireceğiz. Sıcaklığını yazmışız. Basıncını yazmışız. Kritik noktanın buraya basıncını da yazmışız. Onun altında çalıştığımızı söyleyebiliriz. Tamam. 1 noktasından 2 noktasına gideceğiz. Artık doğrusal bir değişim var. Basınç sabit değil. 1 ile 2 arasındaki doğrusal değişim nasıl? Basınçlardan bakacağız tabii ki. 4 MPa'dan 2326.22 kPa'a geliyorsak 2 noktasının yeri de belli. 2 noktası dedik ya, buharlaşma eğrisi üstünde, ıslak buhar bölgesinde. O zaman 1 ile 2'yi birleştirdiğimizde şöyle bir doğrusal eğri elde ediyoruz. Sıcaklıkları da aşağı yerleştirmişiz. Kritik noktanın da sıcaklığını yazmışız. Kritik noktanın üzerinde ve altında çalışıyoruz. Bunlar da önemli arkadaşlar. Buraya özellikle kritik noktanın özelliklerini yazmışız. Gördüğünüz gibi basınçlar kritik nokta basıncının altında ama sıcaklıklardan biri kritik nokta sıcaklığının üzerinde. Ona göre diğer diyagramları güzelce çizmemiz gerekiyor. TV diyarımıyla devam edelim. Arkadaşlar dediğimiz gibi hal 1 kritik noktanın üzerinde, ona göre çizeceğiz. Aman hata yapmayalım. Kritik noktanın sıcaklığı 373.95 derece santigrat. Bizim hal 1'in sıcaklığı 400 derece santigrat. O zaman şurada bir yerdeyiz temsil olarak. Ve bizim basınç eğrimiz 4 MPa eğrisi bu şekilde çizilebilir. Ve 4 MPa'nın doyma sıcaklığı ise
250.35 derece santigrat ki o kritik nokta sıcaklığın altında. Bir noktasının yerini, Halbi'nin yerini kızgın buhar bölgesi olarak tespit ettik. O orada dursun. Önce Hal 2'ye de devam edelim. Hal 2'yi ıslak buhar bölgesinde bulduk. Kritik noktanın özgül hacmiyle Hal 2'nin özgül hacmini karşılaştırdığımızda Hal 2'nin temsili yeri burada. Islak buhar bölgesi için Hal 2'nin yeri burada. Ve Hal 2'nin basıncı 2326.22 kilopascal değerinde. Bu basınca karşılık gelen doyma sıcaklığı ise 220.145 derece santigrat. Evet, önce dedik 2'yi tespit edelim, sonra 1 ile 2'yi birleştirelim. Bizim basınç değişimi bu şekilde soğutma için. Evet, V2 büyük, V kritikte yazmışız. Gelelim önemli PV diyagramına. Yine arkadaşlar, kritik noktaya göre işlemlerimizi yapacağız. T1 sıcaklığı 400 derece santigrat, T2 220.145 derece santigrat. Bunlara ait sabit sıcaklık eğrilerini çizdik. Bir tanesi gördüğünüz gibi kritik noktanın üzerinde yer alıyor. Bir noktamız kızgın buhar, iki noktamız ıslak buhar ve 1 ile 2 noktasını veya halleri ne bu şekilde birleştirebiliriz? Arada bir soğutma işlemi var. Doğrusal basınç değişimi kapsamında. Basınçları da arkadaşlar yerleştirmişiz. PV diyagramını da kritik noktanın yerini de göz önüne alarak bu şekilde çizebiliriz. Tekrar bir TV'ye bakalım. Orada da gördüğünüz gibi kritik noktanın sıcaklığının üzerinde T1 sıcaklığı. Onun için T1 sabit sıcaklık eğrisini bu şekilde çizmemiz gerekiyor. Evet, umarım bu soru da yararlı olmuştur. Siz kafanıza takılan sorular kapsamında bu soruyu bir iki kez izleyebilirsiniz. Evet, gelelim başka bir probleme. Biz böyle vakumlu kap problemleriyle karşılaşıyoruz. Onu da bir ele alalım. Başlangıçta hacmi bilinmeyen bir tank şekilde verildiği gibi bir ayrıcı ile ikiye bölünmüştür. Tankın bir tarafında 0.9 MPa basınçta doymuş sıvı halinde 0.03 m3 soğutucu akışkan R134A bulunmaktadır. Evet, doymuş sıvı olarak vermiş. Tankın diğer tarafı ise vakum pompası ile tamamen boşaltılmıştır. Ayırıcı kaldırıldıktan sonra soğutucu akışkan tüm tankı doldurmuş ve son sıcaklığı 293.15 Kelvin ve basıncı 280 kilopascal olmuştur. Tankın hacmini hesaplayın diyor. Tamam, bir ayırıcı ile ayrılmış. Başlangıçta bizim sistemimize ait soğutucu akışkan bu bölgede, diğer bölge boş. Yani vakumla boşaltılmış. Bir tarafı vakumlu olan kapalı bir kap problemi ile karşılaştık. Sistemimiz R134A. Verilen bilgilere bakalım. Hal 1 doymuş sıvı diyor. O zaman basıncı da verilmiş zaten 0.9 MPa. Hacmi 0.03 m3. Hal 1 için bunları söyleyebiliriz. 3 tane durum. Özellik Hal 1 için verilmiş. Hal 2 için sıcaklık 293.15 Kelvin, basınç 280 kilopascal olarak verilmiş. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir genişleme işlemi olduğundan dolayı hani P1 basıncından P2'ye geldiğimizde basınç değeri düşmüş. Sıcaklık değeri de düşecek. Onu da şimdi göreceğiz. Hal 1'i değerlendirelim. P1 basıncı 0.9 MPa, doymuş sıvı olarak verilmiş. O zaman R134A için tablo A12'yi kullanacağız. Doymuş sıvıda çalışıyorsak V1 hacmi V1F'ye, doymuş sıvının özgül hacmine eşit olmak durumunda. Bu önemli doymuş sıvı noktası için. 0.00085.80 m3 bölü kilogram Hal1'in özgül hacmi. Sıcaklığını da tablo A12'den okuruz. 0.9 MPa'nın karşısında 35.51 derece santigrat. Kütle hesabını yapalım.
bize lazım olacak hacim bölü özgül hacim. Hal 1 için bu iki değeri kullanacağız. Kütleyi hesaplayacağız. Kütleyi de bu iki değer kapsamında 34.965 kilogram olarak hesaplarız. Hal 2'ye gelelim. P2 basıncı 280 kilopascal, T2 sıcaklığı 293.15 derece santigrat. Bu 20 derece santigrata denk geliyor. Biz burada hal 1'i 35.51 derece santigrat bulduk. Genişlemede soğuyacak demiştik. Evet, 20 dereceye soğumuş. 280 kilopascal için doyma sıcaklığımız eksi 1.25 derece santigrat R104A için hangi bölgedeyiz önemli demiştik. O zaman arkadaşlar T2 büyük T'de ise kızgın buhar bölgesine düştüğümüz açıkça söylenebilir. Kızgın buhar bölgesinde isek tablo A13'ü kullanacağız R134A için. O zaman bu basınç değerini göz önüne alarak ve bu sıcaklık değerini göz önüne alarak hal 2'nin özgül hacmini 0.07997 metreküp bölü kilogram olarak tablodan tespit edebiliriz. Bizden tankın hacmi isteniyor. Tankın hacmi için kütle lazımdı, yukarıda bulduk. Son durumun özgül hacmi lazımdı, onu da bulduk. Bu ikisinin çarpımı hal 2'yi bize verecek. Yani hal 2 demek zaten tankın hacmi demek, ulaşılan son durum demek. Kütle 34.965 kilogram, özgül hacim 0.07997 metre küp bölü kilogram. Sonuç olarak tankın hacmi 2.796 metre küp. Ayırıcı kaldırılınca R134 da tüm hacme yayılmış ve tankın içini doldurmuştur. Hacim genişlemesi ile basınç ve sıcaklık azalmıştır. Burada serbestçe hacim genişlemesi olmuştur ve tankın hacmini de tespit etmiş olduk. Arkadaşlar 4 tip soruyla karşılaştık. Sabit hacim problemi, sabit basınç problemi, doğrusal basınç problemi yani yaylı piston silindir düzeneği ve vakumlu kapalı kap. Bu problemlerle enerji analizine de uğraşacağız. Bu problemleri de çözümlemeler enerji kapsamında getireceğiz. Şimdi sadece tablo okumalara bakıyoruz. Saf maddenin özellikleri kapsamında bazı ön hesaplamalar yapıyoruz. Arkadaşlar hep sıvılarla çalıştık. Saf madde kapsamında gazları da ele alabiliriz. Ve gazlar için de bu örneği yapalım. 10 derece santigrat sıcaklık ve 350 kilopascal basınçta hava içeren 1 metreküp hacmindeki bir tank. 35 derece santigrat sıcaklık ve 150 kilopascal basınçta 3.1 kilogram kütlesinde hava içeren başka bir tanka bir vana ile bağlıdır. Ve vana başlangıçta kapalıdır. Vana açılıp tüm sistemin çevre ile 20 derece santigrat sıcaklıkta ısıl dengeye ulaşmasına izin veriliyor. Bu durumda ikinci tankın hacmini ve havanın son denge basıncını belirleyin demiş. Arkadaşlar ders 1, ders 2'de kavramları ve tanımları vermiştik. Bakın burada ısıl denge kavramı önemli. Çevre ile tanklar dengeye, sıcaklık açısından dengeye geliyorsa ısıl dengeden bahsederiz. O zaman sıcaklıklar eşit olacak. Bir vana var. Vana var ve başlangıçta kapalı ve biz tankları temsil olarak bu şekilde göstermişiz. A tankı ve B tankı için verilen değerleri içine yazmışız. Hava ideal gaz. Evet. Arkadaşlar hep sıvılarla çalıştık. Gazlarla çalışıyorsak aksi söylenmedikçe gazları ideal gaz olarak alacağız. Sistem vana açılınca A artı B tankı. Evet. A tankındaki havanın kütlesini hesaplamamız lazım. Çünkü A tankındaki havanın kütlesi belli değil. B'deki belli. Arkadaşlar ideal gaz kabulü altında bizim meşhur mükemmel gaz veya ideal gaz eşitliğimiz PV eşittir MVT. Joule biriminde çalışacağız. Ayrıntılı bakalım. Basınç Pascal, hacim metreküp ve sol tarafta yer alıyor. Arkadaşlar Pascal çarpı metreküp Joule'dür. Bunu Newton bölü metrekare alıp metreküple karşılaştırıp birim analizi yaptığınızda Joule birimine ulaşırsınız. Kütle kilogram.
Gaz sabiti jül bölü kilogram. Kelvin. Sıcaklık. Arkadaşlar ideal gazlarda sıcaklık her zaman kelvin. Ve birim analizi yaptığımızda sağ tarafta jüle erişiyor. Sıcaklık her zaman kelvin. Gaz sabiti verilen gazın cinsine göre ilgili tablolardan alınır. Burada hava için gaz sabitini ilgili tablodan alacağız. Arkadaşlar A tankı için ideal gaz eşitliğimizi PA VA eşittir MA R çarpı TA olarak yazabiliriz. Gaz sabiti zaten adı üstünde sabit bir değerde olacak. Onu da tablo A1'den hava için 287 jül kilogram bölü kelvin olarak alabiliriz. Arkadaşlar tabloda bu 0.287 kilojül kilogram kelvin olarak bulunabilir. Ama ben burada birimleri kilosuz yazmışım. Örnek kullanmadan yazmışım. Ona göre işlem yapmışım. A basıncı bize verilmiş 350 kilopaskal, 350 bin paskal. A tankının hacmi 1 metreküp. Kütle belli değil. Bunu tablodan aldık. Sıcaklığı da arkadaşlar kelvine çevireceğiz. Ve benden termodinamik alan herkes kelvine çevirirken 270.15 ile toplayacak. Bazı kitaplar 273 ile topluyor. Ama bunun tam doğru karşılığı 270.15'tir. 10 ile 270.15'i toplarsak kelvine ulaşıyoruz. A tankının kütlesi vana kapalıyken 4.307 kilogram. A tankında kütle yoktu. B tankında hacim değeri yok. O zaman yine ideal gaz eşitliğinden PB, VB eşittir MB, R, TB yazarak bilinmeyen hacmi tespit edebiliriz. Bu sefer birimleri kilo cinsinden kilo ön ekiyle almışız. 150 kilopaskal çarpı VB 3.1 kilogram. Bu sefer 0.287 kilojül bir kilogram kelvin ve 35 artı 270.15 kelvin. VB'yi 1.828 metreküp olarak elde etmişiz. Bunlar vana kapalıyken eksik olan değerler. Vana açılınca kütle tabii ki toplam kütle olacak. MA artı MB eşittir M toplam kütle. 7.407 kilogram olarak bulmuşuz toplam kütleyi. Vana açılınca hacim toplam hacim olacak. VA artı VB. Onu da 2.828 metreküp olarak bulmuşuz. Arkadaşlar, vana açılınca toplam kütle ve toplam hacmi belirlemiş olduk. Vana açılınca basınç değişecek, sıcaklık da değişecek ama soruda iki bilinmeyen olmaması için sıcaklığın 20 derecede ısıl dengeye ulaştığı söylenmiş. O zaman havanın son denge basıncı. Arkadaşlar artık çevreyle dengeye geliyoruz. Sıcaklık açısından ısıl dengeye ulaştık. Basınç açısından denge basıncımız ne olur? PV eşittir MRT'den bulacağız. P belli değil. Ama toplam hacim belli. 2.828 metreküp. Kütle, toplam kütle belli. 7.407 kilogram. Havanın gaz sabiti değişmez zaten. 0.287 kilojül bölü kilogram kelvin. Sıcaklık, çevre sıcaklığı 20 artı 270.15 kelvin. Buraya kelvin yazmamışız. Önemli yazılması lazım. Sonuçta P basıncı kilopaskal cinsinden 220.36 kilopaskal olarak elde ediliyor. Bu da güzel bir soru. İdeal gazlarla çalıştık. Havayı ele aldık. Arkadaşlar yine saf maddenin, saf madde özelliklerinin önemli bir konusu sıkıştırılabilirlik faktörü. Bu konuda yazılı olarak iki tane örnek web sayfasına koydum. Bir tane de beraber yapalım. Bir piston silindir düzeninde başlangıçta 200 kilopaskal basınç ve 300 derece santigrat sıcaklıkta 0,2 kilogram kızgın buhar vardır. Güzel, bunu vermiş başlangıçta. Kızgın buhar demek, yani sudan bahsediliyor. Su ile çalışıyorsak kızgın buhar denilebilir. Kızgın buhar 150 derece santigrat sıcaklığa gelene kadar sabit basınçta soğutuluyor. Zaten piston silindir düzeni, yani sabit basınç işlemi.
Bu işlem sırasında silindirin hacim değişimini sıkıştırabilirlik faktörünü kullanarak belirleyiniz ve elde edilen sonucu gerçek değerle karşılaştırınız, hata oranında hesaplayınız diyor. Buna da güzelce bakalım arkadaşlar. Piston silindir düzeni, sabit basınç problemi, sistem su, P1 basıncı 200 kPa, T1 300 derece santigrat, kütlede 0,2 kg. Su için kızgın buhar bölgesinde çalıştığımız soruda verilmiş. Verilmese de biz bunlardan tespit ederiz zaten arkadaşlar. Sorun değil. Ondan hepsini güzelce öğrendik. T2 sıcaklığı 150 derece santigrat, kızgın buhar bölgesindeymiş. Yine soru içinde verilmiş. Sabit basınçta soğutma işlemi var. Verilmese dahi arkadaşlar siz bunu tespit edebilirsiniz. Yani kafanızda soru işareti olmasın. Bu soruda uzun uzun işlem yapmayalım diye kızgın buhar bölgelerinde kaldığımız bize verilmiş. Arkadaşlar bu soruyu çözerken hem gerçek değerlere bakacağız. Yani gerçek değer demek tablodan okuduğumuz değerler. Ama kızgın buharı ideal gaz kabul edersek ne tür hata yapıyoruz ona da bakacağız. Onun için biz buharı, kızgın buharı ideal gaz kabul ediyorsak bize gaz sabiti lazım buharın. Onu da ilgili tablodan yine okuyacaksınız. 0,4615 kilojoule kilogram Kelvin. Yanlış hatırlamıyorsam tablo A1'de var. Buharın yani suyun kritik nokta sıcaklığı ve kritik nokta basıncı da hesaplarda bize lazım olacak. Biraz sonra ayrıntıya bakacağız. Bunların da sayısal değeri yine tabloda var. Tablodan alıp buraya yazmışız. Hal 1. Basıncı ve sıcaklığı belli. Tamam kızgın buhar bölgesindeyiz ve tablo A6'dan yararlanarak diğer özelliklere ulaşacağız. 200 kPa'ın altında 300 derece santigratı bulup oradan V1 özgül hacmini okuyabiliriz. 1,31 623 metreküp bölü kilogram. Hal 2'ye bakalım. 200 kPa ve 150 derece santigrat. Yine kızgın buhar bölgesindeyiz. Yine tablo A6'dan yararlanacağız. 200 kPa'ın olduğu bölgede 150 derece santigrat sıcaklığın karşısındaki özgül hacim değeri hal 2 için 0,95-986 metreküp bölü kilogram. Bunlar tablodan okuduğumuz gerçeğe yakın değerler. Yani kısaca gerçek değerler diyebiliriz. Arkadaşlar özgül hacimleri okuduk. Biz delta V gerçeği hesaplayalım. Delta V demek yani hacim değişimini hesaplayalım. Kütle çarpı özgül hacim farkına bu eşit. Kütle 0,2 kilogram olarak verilmiş. Özgül hacimleri kızgın buhar tablolarından belirledik. Sonuç delta V gerçek eksi 0,071 274 metreküp bölü kilogram. Eksi sadece hacim azalmasını ve soğutmayı gösteriyor. Hacim değişimimiz gerçekte 0,071-274 metreküp bölü kilogram olarak yanlış yapmışız. Onu düzeltin arkadaşlar. Kütleyle çarptık. Burası metreküp olacak. Evet. O hatayı da söylemiş olalım. Şu kilogramı göz önüne almayın. Kütleyle çarptık çünkü biz. Gelelim sıkıştırabilirlik faktörüne. Sıkıştırabilirlik faktörü kapsamında bir değerlendirme yaparsak su buharını ideal gaz olarak almamız gerekiyor. Alabilir miyiz, alamaz mıyız, yaklaşımımız ne olabilir onu güzelce inceleyelim. Arkadaşlar önce ben bildiğiniz PV eşittir MRT ideal gaz eşitliğini yazmışım. Bu ideal gaz eşitliği içinde esasında Z diye bir değer var ama onu biz 1 kabul ettiğimiz için göstermiyoruz. İdeal gaz eşitliği içinde Z'yi göstermiyoruz ama sıkıştırabilirlik faktörü çerçevesinde biz PV eşittir Z MRT yazmamız gerekiyor. Z değeri 1'den farklıysa sıkıştırabilirlik faktörü altında hesaplama yapmamız gerekecek. Bu soruda arkadaşlar önce ben Z'yi 1 almışım. Z 1 ise PV eşittir MRT veya özgül hacim cinsinden her tarafı kütleye bölersek P küçük V eşittir RT. Su buharını ideal gaz olarak kabul edip Z'yi de 1 alırsak özgül hacmi bu eşitlikten hesaplayabiliriz. R değerini su buharı için gaz sabit değerini başlangıçta verdik. Sıcaklık değeri elimizde var. Basınç değeri elimizde var. Bu çerçevede özgül hacmi hesaplayabiliriz.
Arkadaşlar V'yi tek başına bırakıp V1 eşittir 0.4615 kilojoule kilogram kelvini R'yi yazmışız. Yarına sıcaklığı yazmışız. 300 artı 270.15 kelvin. Çünkü hal 1 için sıcaklık 300 derece santigrat verildi. Hal 1 için basınç 200 kilopascal verildi ve hal 1 için su buharını ideal gaz olarak alırsak özgül hacim 1.32254 metreküp kilogram olarak hesaplanabilir. V2'yi benzer olarak hesaplayalım. Yine kullanacağımız eşitlik PV eşittir RT. V2'yi tek başına bırakırsak hal 2'nin özellikleri bize lazım. Gaz sabiti tamam. Sıcaklık hal 2'nin sıcaklığı ve hal 2'nin basıncı. Sabit basınç işleminde çalıştığımız için basınçlar değişmiyor. V2'yi 0.97642 metreküp bölü kilogram olarak hesaplayabiliriz. İdeal gaz bağıntısında delta V ideal nedir ona bakalım. Arkadaşlar hep birimleri yanlış yazmışım. Bunları siz düzeltin. 0.2 kilogramla özgül hacim değerleri farkını alacağız. Buraya metreküp bölü kilogram yazacağız. Buraya metreküp yazacağız. Neyse. Siz o durumu göz önüne alırsınız. İdeal gaz için hacim değişimi eksi 0.069224 metreküp çıkıyor. Eksi işareti soğutmayı, hacim azalmasını gösteriyor. Arkadaşlar önemli olan nokta yukarıda 0.07, burada 0.069 bulduk. Arada hata var mı? Var. Hata %2.94 mertebesinde. Bu hata biz mühendisler için önemli ise ideal gaz eşitliğini göz önüne almayacağız. Kızgın buhar için. Esasında hata önemli yani. %2'lik, %3'lük bir hata var. Niye bu hatayı yapalım? Elimize tablolar varken. Hatayı ancak sıkıştırabilirlik faktörünü göz önüne alarak azaltabiliriz hatayı. Arkadaşlar işin teorisini diğer derste, önceki derste anlatmıştık. Ders 3'te anlatmıştık. İndirgenmiş basınç ve indirgenmiş sıcaklık değerlerini göz önüne alarak ilgili grafikten sıkıştırabilirlik faktörünü belirleyeceğiz. İndirgenmiş basıncı PR ile gösterirsek hal 1 için P1 bölü P kritik PR1'i bize verecek. 0.2 megapascal kritik noktanın basıncı 22.06 megapascal. Oranladığımızda 0.0091 indirgenmiş basınç hal 1 için. Hal 1 için indirgenmiş sıcaklık benzer şekilde T1 bölü T kritikten hesaplanacak. Birimler kelvin. Bu da 0.88572. Arkadaşlar bu iki değeri biraz sonra grafiği de göstereceğim. Bu iki değeri grafikte yerleştireceğiz. Tabi virgülden sonra yani biz her değeri almışız. Grafikte bunları yerleştirmek o kadar kolay değil. Yaklaşık olarak yerleştirip Z1'i bulacaksınız. Tabi bu grafiğin programı da var. Programdan Z1 yaklaşık 0.9956 çıkıyor. Siz grafikten bunu 1'i de bulabilirsiniz. Yani önemli değil yani grafikte. Ufak tefek yanılmalar olacak. Hal 2 için aynı hesapları yapıyoruz. İndirgenmiş basınç ve indirgenmiş sıcaklığı bu sefer hal 2'nin değerlerine göre 0.2 megapascal ve 150 derece santigratı kelvine çevirip hal 2'nin özelliklerine göre PR2 ve TR2'yi buluyoruz. Aynı grafikten Z2 sıkıştırabilirlik faktörünü belirliyoruz. Bunu da 0.98-97 olarak belirlemişiz. Bu değerleri belirledikten sonra arkadaşlar biz ideal gaz eşitliğini PV eşittir Z ve T olarak yazmıştık. P küçük V eşittir Z ve T veya P büyük V eşittir M Z ve T olarak yazmıştık. O çerçevede V1'i tek başına bırakırsak hacmi Z1 M R T1 bölü P1'e eşit olacak. Arkadaşlar biz şu kısmı zaten ideal gaz eşitliğini hesaplarken, ideal gaz eşitliğinden yararlanırken ideal gaza ait özgül hacim 1 değerini hesaplarken kullanmıştık. Yani RT1 bölü P1 yerine V1 ideali yazabilirsin. İstersen yeniden hesaplayabilirsin. Çok önemli değil.
VEB'li bu kapsamda arkadaşlar 0.26 33.44 metreküp olarak hesaplamışız. Burada kütleyi Z1 sıkıştırabilirlik faktörünü ve V1 ideali yani albire ait özgül hacmi ideal olarak almışız ve V1 hacmini hesaplamışız. V2 hacmini de benzer olarak hesaplamışız. 0.19 32.70 metreküp. Bu sefer birimleri doğru yazmışız. Sıkıştırabilirlik faktörünü R ile gösterirsek bizim delta V eksi 0.070.07 çıkıyor. Arkadaşlar gerçek değer 0.071274'tü. Burada ona yakın bir değer elde ettik. 0.07. Hata %1'e yaklaşık %2'ye düştü. Yine hata var ama tablo kullanamıyorsak herhangi bir şekilde, yani şimdi arkadaşlar su için tablo var ama başka bir sıvı için tablo yoksa ve kızgın buhar bölgesinde çalışıyorsak hiç olmazsa indirgenmiş basınç değerlerinden, indirgenmiş sıcaklık değerlerinden yararlanarak, sıkıştırabilirlik faktörünü göz önüne alarak belli bir hatada hacmi hesaplayabiliriz. Hacim değişimini de bu şekilde hesaplamış olduk. Gerçek değerlere ait tablolar varken ideal gaz ve R yaklaşımı tercih edilmemelidir diye ben notumu yazmışım. Hatayı nasıl hesaplıyoruz? İşte mesela gerçek değer 0.071274'tü. Bunu bulduğumuz son değerden çıkarıp bu son değere böldüğümüzde bu bölümün hatasını tabii yüzde de çarparak %1.72 olarak elde edebiliriz. Arkadaşlar yine dilim döndüğünce soruları ele aldık. En önemli noktaları belirtmeye çalıştık. Konuşurken ve yazarken ufak tefek hatalar yapmışız yine. Onları beraber düzelttik. Önemli değil. Önemli olan siz sorunun bütününe ait çözümlemeyi öğrendiyseniz, anladıysanız önemli olan nokta orası. Şimdi biraz grafiğe bakalım. Arkadaşlar grafikte arkadaşlar indirgenmiş basınç burada yer alıyor. İndirgenmiş sıcaklık değerleri eğri şeklinde burada yer alıyor. Şu TR arkadaşlar indirgenmiş sıcaklık kırmızıyla göstermişiz. Şurada koyu renkle indirgenmiş basıncı göstermişiz. Bu basınç değeriyle bu sıcaklık değerini kesiştirdiğimiz an karşımıza sıkıştırabilirlik faktörü Z çıkıyor. Artık nerede kesişiyorsa oradan Z değerini okuyacağız. Bir de bu grafik içinde burada tam okunmuyor arkadaşlar. İndirgenmiş özgül hacim değerleri de var. Mavi ile onu işaretlemişiz. Bu grafik benim web sayfasında var. Şekil A 15A olarak. Tabi bu şekil A 15A indirgenmiş basıncın birden küçük olduğu değerler için çizilmiş. Bunun için büyük olduğu değerler için de farklı şekiller var. En okunabilir, en iyi grafik olarak bu grafiği size de tavsiye edebilirim. Kitaplarda birçok grafik var ama çok karışık durumda o grafikler. Ben bulabildiğim en uygun grafik olarak bunu tavsiye ederim dedim. Benim web sayfası içinde bu grafik var. Arkadaşlar uygulama 2'yi de bitirdik. Ders 4'ü tamamen bitirmiş olduk. Ders 4. İşlediğimiz ilk 3 dersin uygulamalarını içeriyor aslında. Öğrendiğimiz bütün kavramları, bütün tanımlamaları, saf maddeye ait bütün özellikleri burada anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi anlatırken ve yazarken ben de insan evladıyım, ufak tefek hatalar yapıyorum. Onları siz göz önüne almadan dersinizi çalışın, gerekli düzeltmeleri yapın. Ders 1, 2, 3 ve 4 bizim için çok önemli. Bundan sonra işleyeceğimiz enerji analizinde burada öğrendiğimiz bütün bilgileri kullanacağız. Bu kapsamda artık bundan sonra hiç hata yapmamak için ders 4'e kadar anlatılan bütün bilgileri iyi şekilde özümsemenizde büyük yarar vardır. Termodinamik kolaydır. Size termodinamik kolay hale getirmek için özenle ayrıntılı olarak ders notlarını hazırlamaya devam edeceğim. Kanalı da beğenirseniz, kanalı da beğendikten sonra bir de abone olursanız bana büyük bir motivasyon olacaktır. Ders 5'te görüşmek üzere.